Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Plak isimli oyunda tedavi modu çıktı. Bu tedavi modu henüz İngilizce olduğu için birçok arkadaşım zorlandığını yorumlarda belirtmiş. Ben de ilk etapta bu oyunun tedavi modundaki İngilizce terimleri öncesinde Türkçe'ye çevirerek öğretmeyi hedefleyip sonrasında da sizlerle beraber bütün bölümleri önce normal, sonra da çok zor seviyede teker teker oynayarak geçmeyi planlıyorum. Şimdi tedavi moduna giriyorum. Bakteri modunda şöyle kolay modda göstereceğim. Kolay modda göstermek istememin sebebi de bütün özellikleri açabileyim ki size bütün özelliklerin Türkçe olarak ne işe yaradığını anlatabileyim. Çünkü çok zor modda bütün özellikleri açmadan, daha doğrusu aynı sayfada bütün özellikleri açmadan oyunu kazanmamız gerekiyor. Şimdi diyor ki dünyayı kurtarabilir misin diyor vesaire vesaire. Buraları hızlıca geçiyorum. Ben yine araştırma merkezimi Arabistan'a kuruyorum. Şimdi burada kontrol kısmına bastığım zaman 4 sayfa vardı. Birinci sayfa kontrol, ikinci sayfa karantina, üçüncü sayfa tepki, dördüncü sayfada operasyon. Geçen videoda, o videoyu da izleyebilirsiniz. Geçen videoda operasyon kısmındaki özelliklerin tek tek ne işe yaradığını anlatmıştım. Şimdi tepki kısmındaki özelliklerin tek tek ne işe yaradığını anlatacağım. Sonrasında da artık bütün oyunları normal modda oynayıp bütün bölümleri açtıktan sonra da çok zor modda diğer bölümlerin hepsini tek tek oynayacağız. Şimdi burada altta pembe enfeksiyon oranını gösteren bir bar var. Ortada ölüm oranını gösteren bir bar var. Şu an hastalık tespit edilen bir şey olmadığı için ölüm oranını bilmiyoruz. Sağ alt tarafta da compliance risk dediği uyumluluk riski denilen bir oran var. Biz kısıtlamaları arttırdıkça işte ne bileyim hastalık yayıldıkça vesaire falan insanların uyumu daha da azalıyor. Operasyon kısmında biliyorsunuz geçen videoda anlatmıştım. Uyumu nelerin arttırdığına dair özellikler var. Deyip şöyle hızlıca videoya geçişi yapıyorum. Şimdi bu hastalığı bulabilmek için ilk etapta şuradan operasyon kısmından bu özellikleri açmam gerekiyor. Bu bizim alan yetkileri oluşturmamızı sağlayacak. Geçen videoda anlatmıştım zaten. Bu alan yetkilerini hastalığın olduğu yerlere sürekli sürükleyeceğim. Mesela burada İspanya'da hastalığın olduğunu görüyorum. Demek ki hastalığımız Avrupa'da başlamış. O yüzden ben Avrupa'yı bu heyeti şöyle turlattırıyorum ki burada hastalık merkezlerini kurabilsinler. Şimdi şuradan şöyle şunları da açıyorum. Tedaviyi bu sefer erkenden açmayacağım. Tedaviyi sonlarda açacağım ki burada yanıtlar kısmında bütün özellikleri açabileyim. Şimdi yanıtlar kısmında ben hızlıca birkaç özellik açtıktan sonra tek tek bunların çevirisini yapmak istiyorum. Çünkü burada mesela temaslı takibi 1, 2, 3, 4 diye gidecek. Burada mesela test kapasitesi 1, 2, 3 diye gidecek. Bunların hepsini tek tek açtıktan sonra sizlere bunları göstereceğim. Önemli olan noktaları açarken size söyleyeceğim zaten. Burada ekibi gezdirmeye devam ediyorum. Karantina şöyle Avrupa'da diyelim ki bizi endişelendiren bir hastalık yayılmaya başladı. Diğer kıtalara yayıldığı zaman diğer kıtalar için de uyarıyı vereceğim zaten. Şöyle Avrupa'da gezinmeye devam ediyorum ekibime. İngiltere'ye sürüklemek istemiştim ama şöyle en sonunda İspanya'da bırakabilirim. Şimdi burada tepkiler kısmından ben açıyorum. Açmaya devam ediyorum. Birazdan bunların hepsinin Türkçesinin ne olduğunu tek tek söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi Afrika'ya da şu an fasada şöyle oyunumu hızlandırıyorum ki hızlı hızlı kaynak puanı toplayabileyim. Şöyle gezdirmeye devam ediyorum. Şöyle Afrika'ya ve Kuzey Amerika'ya
uyarıda bulunuyorum. Diyorum ki hastalık sizin oraya da geldi, bilginiz olsun diyorum. Bu arada alttaki barları da takip etmenizi isteyeceğim ben sizden arkadaşlar. Sonrasında ben bunların tek tek ne işe yaradığını, bu açtığım özelliklerin tek tek ne işe yaradığını anlatacağım zaten. Görüyorsunuz hastalık yayılmaya devam ediyor. Artık bence dünyanın tamamına uyarı verebiliriz. Şöyle uyumsuzlukları azaltmak için zaten burada izin şemaları diye bir tane özellik vardı. Bunu geçen videoda anlatmıştım. Bunu açıyorum. Biraz daha halkın uyumunu arttıracak. Çünkü burada maske giymelerini vesaire falan söylüyorum. Bütün özellikleri tek tek açtıktan sonra arkadaşlar bu özelliklerin ne işe yaradığını sizlere anlatacağım. Şu an aşı araştırmalarına başlayabilirim şeklinde bir uyarı geldi. Acelem yok. Normalde şöyle bir oyunu durdurayım. Avrupa'da yayılma hızı şu an arttığı için Avrupa'ya bir karantina uygulaması getirirdim. Aynı şekilde Afrika'ya da getirirdim. Ama zaten çok kolay modda olduğu için bunları yapmama gerek kalmadan oyunu zaten kazanabileceğiz. Şimdi buradan bunları açmaya devam ediyorum. Benim hedefim size anlatabilmek için buradaki bütün özelliklerin açılmasını sağlamak. Şöyle şuradan teması takibini, test kapasitesini bir yandan da arttırayım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, çok kolay modda olduğu için bunları hangi sırada yaptığımın bir önemi yok. Ama çok zor modda bunların hepsini tek tek hangi sırada yaptığımın bile önemi olacak. Ne zaman karantinaya almam gerekiyor, ne zaman karantinayı kaldırmam gerekiyor, ne zaman nereye neleri uygulamam gerekiyor vesaire falan bunların hepsi önem kazanacak. Şimdilik herhangi bir önemi yok bu sıralamanın. Şöyle hızlıca bütün özellikleri açıyorum. Bütün özellikleri açtıktan sonra bu özelliklerin tek tek ne işe yaradığını sizlere anlatacağım. Burada sanırım açılacak başka bir özellik kalmadı. Şöyle emin olayım. Aynen burada şunlara da son kez bakalım. Bu arada dünyadan şuradan veri kısmına gelip hastalığın nerede yoğun olduğunu, mesela burada nereden dolayı yetki kaybı yaşadığımız, nerede uyumluluğun azaldığı, işte nerede yüksek enfeksiyon oranları olduğu, nerede yüksek ölüm oranları olduğunu tek tek görebiliyoruz. Burada da işte aşıya en çok katkı veren ülkeleri görebiliyoruz. Şu an aşı çalışması olmadığı için orada da herhangi bir veri yok zaten. Şimdi şöyle şu ikisini de açtıktan sonra eğer yeni bir özellik açılmazsa bunların tek tek ne anlama geldiklerini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Tamam, yeni bir özellik açılmadı. Artık bunların tek tek ne anlama geldiklerini sizlere aktarabilirim arkadaşlar. Şimdi şöyle bizim için önemli olan kısımları aslında bu yukarıda yazan açıklamalardan ziyade mesela burada reduce infection diyor.
Size de kısaca bilgi vermiş olayım. Reduce düşürmek demek arkadaşlar. Enfeksiyon hızını düşürün diyor. Enfeksiyonu düşürün diyor. Mesela bu da reduce infection. Bu mesela demiş ki reduce infection but slightly increase non-compliance. Yani burada demeye çalıştığı şey şu. Enfeksiyonu azaltıyor fakat biraz uyumsuzluğu arttırıyor. Bizim için buradaki son cümleler daha önemli olacak. Mesela burada demiş ki reduce fatality rate, ölüm hızını düşürün. Reduce authority loss demiş. Reduce authority loss caused by high numbers of infection. Yani burada demek istediği şu. Diyor ki ölüm oranını düşürün ve yetki kaybını da azaltın. Yüksek hasta enfeksiyon yani yüksek enfeksiyon oranlarından kaynaklanan yetki kaybını da azaltın diyor. Şimdi neyse bunların tek tek zaten bir yandan ne demek olduklarını bir yandan da ne işe yaradıklarını anlatacağım zaten. Şimdi bu ilk özelliğimiz arkadaşlar şu televizyon işareti olan ilk özelliğimiz. Demiş ki kamu bilinci insanları resmi tavsiyelere uymaya teşvik etmek için hastalığın yayılması ile ilgili kişisel sorumluluğu teşvik edin. Yani burada insanlara kişisel sorumluluk için kamu programları yapıyoruz. Bu da bizim enfeksiyonu azaltmamıza yarıyor. Hemen bir altındaki özellik self izolasyon. Bunu biliyorsunuz zaten bu artık hayatımızda olan bir terim. Demiş ki semptomatik insanlar en az 2 hafta boyunca evlerini terk etmemeli veya başkalarıyla iletişime girmemelidir. Bu ne işe yarıyormuş? Bu da enfeksiyonu azaltıyormuş. Mantıklı olan da bu zaten. Hemen bir altındaki sosyal distancing zaten bu 2020'nin hayatımıza kattığı en önemli terim. Bir bakalım. Sosyal mesafe diyor ki insanlar diğerlerinden 2 metre uzakta durmalı, hatta 2'den fazla metre uzakta durmalı, kötü havalandırılan alanlardan kaçmalıdır. Bu ne işe yarayacakmış? Enfeksiyon oranını azaltacakmış fakat zamanla uyumsuzluğu arttıracakmış. Sosyal mesafenin böyle bir kazancı olacak bize. Hemen onun bir altındaki lokal lockdowns özelliğine bakıyoruz. Burada da diyor ki yani yerel kilitlenmeler zorla hastalık vakası kaydedilen herhangi bir mahalleyi kitleyin diyor. Bu ne işe yarayacakmış? Önemli ölçüde hastalığı, enfeksiyonu azaltacakmış. Fakat bu da tahmin edeceğiniz gibi uyumsuzluğu birazcık arttıracakmış. Sonrasında hemen şuradan triyaj protokolüse bakalım. Triyaj hastalık ciddiyetine göre hastalığı sınıflandırma demek arkadaşlar. Burada diyor ki kaynakları iyileşme şansı en yüksek hastalara odaklamak için hastane tedavisi için katı kriterler uygulayın. Bu da ne işe yarıyormuş? Ölüm oranının önemli bir ölçüde azaltıyormuş fakat yetki kaybına sebep oluyormuş. Yetkiyi düşürüyormuş. Neden dolayı? Burada şunu demek istiyor arkadaşlar. Zaten kurtaramayacağınız hastaya tedavi ve efor sarf etmektense kurtarabileceğiniz hastayı iyileştirmeye çalışın diyor. Bu da ne oluyor? Bir miktar yetki kaybına sebebiyet vermekle beraber ölüm oranlarını azaltıyor. Sonrasında burada hemen yeni altyapılar özelliğine bakalım. Burada da şunu diyor arkadaşlar. Diyor ki tıbbi kapasiteyi artırmak için yeni kritik bakım hastaneleri ve harici triyaj merkezleri inşa edin. Ne işe yarayacakmış bu da? Otorite kaybımızı azaltacakmış. Ölüm oranları hızını azaltacakmış. Daha doğrusu şöyle otorite kaybını azaltacak diyor ya. High numbers of infected. Yani yüksek hasta sayılarına bağlı otorite kaybını azaltacak diyor. Çünkü yüksek hasta sayılarının olmaması için yeni altyapılar oluşturuyoruz. Şimdi şuradan personel genişlemesine bakalım. Diyor ki tıp öğrencilerini görevlendirmek, personeli emeklilikten geri getirmek ve tıbbi kapasiteyi artırmak için diğer profesyonelleri yeniden eğitmek. Bunları yapın diyor. Bunların hepsi bu arada salgın döneminde yapılan önlemler arkadaşlar. Biliyorsunuz işte doktorların emekli olması, sağlık tekerlerin emekli olması engellendi, izinler engellendi, işte öğrenciler olaya dahil edildi vesaire vesaire. Bu da ne işe yarayacakmış? Ölüm oranını azaltacakmış arkadaşlar. Hemen buradan diğer bir özelliğe bakalım.
Videoyu kısa tutabilmek için ben bunları hızlıca açtım arkadaşlar. Normalde bunları açarken aslında keşke aşağıdan işte enfeksiyon oranını ne kadar azalttıklarını, ölüm oranını ne kadar azalttıklarını gösterseydim. Ama siz videoyu takip ederken bunlara bakabilirsiniz. Burada da acil durum hazırlığı yapmamızı sağlıyor. Diyor ki hastanelerde ve bakım evlerinde enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını iyileştirmek. Kısa personel yani kısa personelden kastı personele kısa bilgilendirme yani kısa bilgilendirme yapılmış personel demek istiyor herhalde bilmiyorum. Ve PPE dediği de kişisel koruyucu ekipman stoklamak. Yani bunu stoklayın diyor. Bu da şuna yarayacak. Ölüm oranlarını azaltmaya ve biraz da enfeksiyonu azaltmaya yarayacakmış. Sonrasında hemen Critical Care Management'a bakalım. Burada da Critical Care dediği yoğun bakım, yoğun bakım yönetimi. En iyi yoğun bakım uygulamalarını titizlikle belirleyin ve tıp uzmanlarıyla paylaşın diyor. Bu da ne işe yarayacak? Tabii ki ölüm oranlarını azaltmaya yarayacak. Sonra şuradan şöyle yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar. Tedavi verimliliği. Bu da diyor ki triyaj öncesi değerlendirme ve uzman tedavi birikimleri ile enfekte hastaların tedavisini iyileştirin. Bu da yine aynı şekilde ölüm hızını azaltmamıza yarayacak. Sonra onun hemen bir üst sol tarafına geçelim. Dalgalanma protokolü diye çevirebilirim bunu. Burada diyor ki tüm elektif yani elektif demek arkadaşlar aciliyeti olmayan demek. Tüm elektif ameliyatları bu arada bunlar da yapıldı. Bunlar da uygulamalı olarak tüm ülkelerde yapılan şeyler. Elektif ameliyatları iptal edin. Ayaktan tedavi departmanlarını yeniden konumlandırın. Ve konsültasyonlar için görüntülü aramaları kullanın. Bu ne işe yarayacakmış? Ölüm oranlarını ve enfeksiyonu azaltacakmış. Bunlar yapıldı arkadaşlar. Hala da yapılıyor zaten. Sonra şurada maske giyme. Maske giymeyi zorunlu tuttuğumuz bir özellik var. Hemen bunu da açalım. Diyor ki sosyal mesafenin mümkün olmadığı durumlarda insanlar maske takmalıdır. Gayet güzel. Bu da ne işe yarayacak? Enfeksiyon oranını azaltmamıza yardımcı olacak. Sonra buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Tedarik zincirlerini iyileştirmek diye bir özellik bu da. Bu da şu işe yarayacak. Ham maddeleri stoklamamıza yarayıp nakliye bağlantılarını da koruyarak temel malların tedarikini korumuş olacağız. Bu şuna yarayacak. Enfeksiyonu düşürecek ve aşı fabrikasyon hızını artıracak. Yani aşı bulunduktan sonra aşının bu iki aşamalı bir aşıyı araştırıyoruz. Aşıyı araştırdıktan sonra da üretiyoruz. Mesela şu an aşı bulundu, üretmeye başladılar. Bu üretim kısmını hızlandırıp dünyaya yayılmasını hızlandırmış olacağız bu özellikle. Sonra şurada kişisel koruyucu ekipman paketi 2 diyor. Ben şöyle yapalım. Kişisel koruyucu ekipman paketi birden yukarıdan doğru başlayalım. En üstte el yıkama. El yıkamaya bir bakalım. Diyor ki işte insanların ellerini düzenli ve etkili bir şekilde yıkamalarını sağlayarak iyi hijyen uygulamalarını teşvik edin. Bu da enfeksiyon hızını azaltacak. Sonrasında zaten kişisel koruyucu ekipman 1. Burada da diyor ki tıbbi maskeler, yüz siperleri, gözlükler ve el dezenfektanı dahil temel kişisel koruyucu ekipman dağıtın. Bu da enfeksiyonların hızını ve ölüm oranlarını azaltmaya yarayacak. Burada hemen kişisel koruyucu ekipman 2 özelliğine de bakalım. Bu da diyor ki solunum maskeleri, eldivenler ve uzun kollu önlükler dahil olmak üzere gelişmiş ekipman dağıtın. Bu da yine aynı şekilde enfeksiyon ve biraz da ölüm hızını azaltacak diyor. Şöyle bir bakalım, anlatmadığımız kaldı mı burada? Şunları anlattık. Şurayı da anlattık. Clinical treatment buraları anlatmadık. Buradan direkt böyle yukarıya çıktık. Bu özellikleri anlattık. Şu disinfektan suplas hemen bunu anlatayım. Dezenfektan malzemeleri diyor ki hastalığı yüzeylerden yok etmek için çamaşır suyu ve dezenfektanları dağıtın. Bu da enfeksiyon oranlarını azaltacak birazcık.
Sonra şuradan clinical treatments, bunu anlattım tam emin değilim ama anlatmadıysam anlatmış olayım, anlattıysam da önemli değil, bir daha anlatayım. Hastanın temel semptomlarını tedavi etmek için ortak tedaviler ve temel ilaçlar kullanın diyor. Bu da ölüm oranını azaltmaya yarayacak. Sonra şu arada gelişmiş antibiyotik diye bir özellik var. Bunu da anlattıktan sonra en ortadaki özellikleri anlatmaya başlayabilirim. Gelişmiş antibiyotiklerde de diyor ki semptomları ve altta yatan patojeni hedefleyen bir dizi deneysel tedavi sağlar diyor. Bu da ölüm oranını azaltacak ve ilerleyen zamanlarda aşı araştırma hızını da önemli bir ölçüde arttıracak. Sonrasında bu respiratuar destek, solunum desteğinden yukarıya doğru olan özelliklere bakalım arkadaşlar. Burada diyor ki solunum desteği akciğer hasarını ve solunum komplikasyonlarını önlemek için yeterli oksijenizasyonu ve havalandırmayı sürdürün. Bu da ölüm oranını azaltacak diyor. Sonra burada IV sıvı tedavisi. Bu da diyor ki işte intravenöz sıvıları kullanın. Hastaları homeostazını korumak için sıvısını yeterli oranda verin. Bu da önemli bir ölçüde ölüm hızını azaltacak diyor. Burada konvalesan plazma dediği şey arkadaşlar. Buna da haberlerden uzak değilsinizdir. Burada da diyor ki hasta olup iyileşmiş kişilerin diyor antikor içeren plazmalarını hasta olan kişilere verin, kullanın diyor. Bu da ne işe yarayacak? Ölüm oranını azaltacak ve ilerleyen zamanlarda aşı araştırma hızını arttıracak. Ve en sonunda da monoklonal antibody treatment diyor. Burada da demeye çalıştığı şey şu. Hastadaki semptomları önemli ölçüde azaltmak için spesifik nötralize edici antikorların klon kokteyllerini kullanın demiş. Yani burada önemli olan şey arkadaşlar sizin bunları değil de burada reduce fatality rate diyor. Yani ölüm oranlarını azaltın ve increase vaccine research diyor. Yani aşı araştırma hızını arttırın diyor. Yani burada ölüm oranını azaltıp bu da aşı bulma hızını arttırmaya yarıyormuş. Şimdi şöyle arkadaşlar bu sol taraftaki özellikler tek tek çevirdim bitti. Yani şuradakiler genel olarak şunlar enfeksiyon hızını azaltmaya yarayan şeyler. Şunlar şöyle ölüm oranını azaltmaya yarayan şeyler. Zaten enfeksiyon hızı ve fatality rate şu alttaki iki parametreden, üç parametreden ikisiydi. Bir de uyum riski var. Uyum riski de biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki şu yumruk şeklinde olan özellikler işte adamların borçlarını erteleme, ondan sonra kiralarını erteleme vesaire falan bunlar uyum riskini azaltıyordu. Bu operasyon kısmını bir önceki videoda bahsettiğim için bahsetmiyorum arkadaşlar. Bunlara bakarsınız oyun çok mantıklı, çok güzel bir oyun, çok güzel yapmışlar. Gerçekten tertemiz bir oyun olmuş. Şuralarda hızlıca anlattıktan sonra artık videoyu yavaş yavaş bitirebilirim. Dediğim gibi bu ilk iki video oyunu öğrenmeye yönelik videolardı. Bundan sonra artık normal modda ne yapmamız gerekiyorsa, nasıl oynamamız gerekiyorsa onları göstereceğim. Hani bundan artık tek tek tekrardan çevirilerini yapmayacağım. O yüzden bu şekilde iki video çekmek istedim. Şimdi temas izleme bir. Burada diyor ki semptomatik kişileri tanımlamak ve temaslılarını bilgilendirmek için test ve izleme departmanları kurun. Bir kez kurulduktan sonra küçük salgınlarda enfeksiyonları önemli ölçüde azaltın diyor. Küçük salgınlarda etkili bu özellik. Ondan sonra contact tracing 2. Burada da temas izleme 2. Otomatik raporlama ve temas takibini kısmen otomatikleştirmek için akıllı telefonları kullanın diyor. Bu da temas takibini daha iyi yapmamızı sağlayacak ve enfeksiyon hızını azaltacak. Bakın bunlar da enfeksiyon hızını azaltmaya yönelik yöntemler. Sonra contact tracing 3. Burada da diyor ki potansiyel olarak maruz kalan kişileri izlemek ve yönergelere uymalarını sağlamak için yerel ekipler görevlendirin. Temas takibi daha iyi olacak ve enfeksiyonları azaltacak. Burada da biliyorsunuz işte eve gelip hani karantinada mısınız, değil misiniz vesaire falan kontrol eden ekipler Türkiye'de de var zaten. Contact tracing 4 yani temas izleme 4 insanların enfekte olup olmadıklarını kolayca ve hızlı bir şekilde belirlemelerini sağlamak için toplu olarak kendi kendilerine test kitleri üretiyor. Üretmemize yardımcı oluyor bu özellik.
Böylelikle temas takibi daha iyi olacak ve yine enfeksiyonlar azalacak. Sonra şuradan test kapasitesi, yani test kapasitesi birinci özelliğe bakalım. Burada ne demek istemiş? Demiş ki laboratuvarlar için büyük miktarlarda test reaktifleri ve diğer önemli materyallerin mevcut olduğundan emin olun, daha büyük salgınlarda etkili temas izlemeyi sağlıyor. Bu mesela sol taraftaki küçük salgınlarda işimize yarıyordu. Bakın sağ taraftaki daha büyük salgınlarda etkili olmak üzere bir özellik olduğunu gördük. Sonrasında test kapasitesi 2 bakıyoruz. Ne diyor? Testlerin hızla işlenmesini sağlamak için ek test personeli eğitim ve lojistiği iyileştirin. Daha büyük salgınlarda etkili temas izlemeye yardımcı olacak. Bunu da şöyle düşünün arkadaşlar. İlk salgın çıktığı zaman bir testin pozitif olup olmadığı, hani 10 saatte belli olurken artık şimdi 2-3 saatte belli olabiliyor. Test kapasitesi 3. özelliğe bakalım. Burada da diyor ki çok yüksek hassasiyet ve özgürlükle test etmeye izin vermek için en son teknoloji ekipmanını edinin ve sağlayın. Bu da yine büyük salgınlarda temas izlemeyi kolaylaştıracak. Ya burada da demek istiyor ki işte testin doğruluğu ve hassasiyetini artırmış olun diyor. Sonra burada en altta da sınır izleme, sınır kontrolü şeklinde bir özellik var. Sınırlarda hastalık sürveyansına başlayın diyor. Yüksek riskli ülkelerden gelen yolcuları belirlemeye ve hızla izlemeye çalışın şeklinde bir özellik. Sonra hemen şöyle yukarıdan bir bakalım. Zaten bu üçü birbirinin aynısı arkadaşlar. Bu havaalanında önlemler almamıza yarayacak. Bu kara sınırlarında, bu da limanlarda önlemler almamıza yarayacak. Diyor ki havaalanı taraması, hedeflenen seyahat kısıtlamalarını uygulayın ve havaalanlarına gelişleri hastalık açısından tanımaya başlayın. Bu uçaklarla iletimi önemli bir ölçüde azaltacak. Bu kara sınırlarından bulaşımı önemli bir ölçüde azaltacak. Bu da limanlardan bulaşımı önemli bir ölçüde azaltacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir özet geçelim. Buradakiler arkadaşlar şunlar. Hastalığın erken tespiti ve enfeksiyon hızının azalmasına yönelik özellikler. Şunlar yine enfeksiyon hızının azalmasına yönelik özellikler. Şunlar şöyle ölüm oranlarının azalmasına yönelik özellikler. Şunlar da ülkeler arası bulaşların azalmasına yönelik özellikler. Şurada aşı ile ilgili birkaç özellik var. Aşıyı hızlandıran, üretimini hızlandıran özellikler şeklinde. Sonra şurada arkadaşlar, geçen videoda anlatmıştım, yetki puanımızı arttıran ve sabit tutan şeyler var. Burada otoritemizi arttırıp uyumsuzluğu azaltan şeyler var. Burada ekonomiye yönelik 2-3 tane özelliğimiz var. Burada hükümetlerle ortak bir çalışma yürütmemize yarayan özellikler var. Burada da aşı üretim kısmı var. Şimdi yeterli puanım olunca aşı üretimine geçeceğim. Bu tepkideki kısımları açtığım için aşı üretimi de çok hızlı olacak. Birazdan bunu da beraber sizlerle göreceğiz. Şimdi buradan aşı araştırmalarına başlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi aşı araştırmaları gayet hızlı bir şekilde ilerliyor. Şöyle daha yüksek puan alabilmek için yetki puanımı artırmaya yönelik özellikleri açabilirim. Kolay modda olduğu için arkadaşlar buradan çok fazla bir müdahale yapmadan oyunu rahat bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Ya da buradan çok fazla bir müdahale yapmadan oyunu kazanabiliyorsunuz. Şöyle şu veri kısmından da göstereyim. Mesela bakın gördüğünüz gibi aşı katkısı sağlayan ülkeleri burada görebiliyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle bir bakalım. Bunu açmak için de 18 gerekecek. Şu an 136 yetki puanımız var. Otorite puanımız var. Aşıyı bulduk. Şu an aşı üretim aşamasında, fabrikasyon aşamasında. Bu fabrikasyon aşaması da tamamlandıktan sonra dünyaya dağıtılacak artık. Ve oyunu kazanmış olacağız. Video burada bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu tedavi modlarının nasıl oynandığını görmek için de takipte kalın. Kanala abone olursanız, bir like atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın deyip videoyu burada sonlandırıyorum. Tedavi ekranını sizlere şu şekilde göstereyim. Yeni bir özellik daha açıldı.
Bu şekilde oyunu kazanmış olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Mutlu yıllar hepinize.